Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine gördüğünüz gibi Clio ile birlikteyiz. Geçen gün bir yolculuk esnasında gaz pedalının takılı kaldığını fark ettim. Gazı çekmeme rağmen hala kendi kendine 2000-3000'de bir gaz veriyordu. Ayağımı pedalın altına sokup çektiğim zaman gaz telinin boşta olduğunu fark ettim. Yani gaz teliyle alakalı bir problem yoktu. Gaz kelebeği takılı kalıyordu. Daha sonra kenara çekip gaz kelebeğinden gaz verdiğim zaman gaz kelebeğinin takılı kaldığını, yani bir yerde sürtünerek çalıştığını fark ettim. Bu da biliyorsunuz sürekli 3000 devir, 2500 devire ulaşacak kadar gaz verdiğimiz için, sürekli aynı yerde çalıştığı için yer yaptı büyük ihtimalle. Orayı biraz daşkalaştırdı. Bir de biliyorsunuz elma manifoldundan dolayı biraz kurum bağlıyor. Şimdi filtre kazanımızı söküp gaz kelebeğini dışarı alacağız. Ondan sonra silikon spreyimiz var. Silikon spreyle temizleyeceğiz. Dışarıda güzel çalıştığını gördükten sonra yarı yerine montajını yapacağız. Ben Würth'ün silikon spreyini tercih edeceğim bu temizlikte. Bir reklam değil. Hani bu markayı ve bu ürünü sevdiğim için sizlere de kullanacağız ve sizlere tavsiye edeceğim. Bakın, bakım, temizlik ve giderme yazıyor. Özelliklerini okuduğumuz zaman da özellikle plastik, bu şekilde sürekli birbiriyle çalışan plastiklerde uygun olduğunu, aşınmalara karşı koruma ve temizlik sağladığını gösteriyor. Bazı balta spreyleri var veya başka kimyasallar var, plastiklere zarar veriyor. O tarz şeyleri kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen sökme işlemine geçelim. Sökeceğimiz civatalar hep önemli yerlerde, motorun içine düşebilir, aşağı düşebilir. Hani söküp takarken civataların aşağı düşmesini veya motora düşmesini istemiyoruz. Buna o yüzden dikkat edelim. Filtre kazanını sökmek için önce 4 tane 10 mm lokmayla 4 tane civatası var. Bu civatayı sökelim. Ondan sonra kazan alırken zaten çekeriz. Şimdi filtre kazanımızı sökmeye başlayalım. Önce şu hortumu sökmekle başlayayım. Bu hortum zaten asıldığımız zaman bu şekilde geliyor. Bakın, şöyle bir hortum. Bunu biliyorsunuz zaten. Dediğim gibi 4 tane 10 lokmayla sökülen civatamız var. Belki sizin civatalarınız farklı çıkabilir. Ben önceden de düşürdüğüm için zaten sizin civatalar büyük ihtimalle farklı olacaktır yani. Şimdi bu arkadaki civataların yerleri biraz kötü. O yüzden bu şekilde bir esnek uzatma kullanacağız. Bakın, tam şurada. Umarım gözüküyordur. Bu da tam bunun ucunda. Bakın, bunun yeri biraz gıcık. Evet, sanırım şu an gözüküyor. Bakın, tam orada şu an gözüküyor. Yeri dediğim gibi biraz gıcık. Bunu sökelim. Ondan sonra devam edelim istersen. Evet, oturttum anahtarı lokmayı yerine. Bu vidamızı da söktük. Bakın, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi kazanı tutup havaya kaldırıyoruz. Kazanın altında kürbütör kapağına doğru giden bir tane hortum var. O hortum
Bakın şu hortum. Şu hortum. Onu da şuradan şöyle tutup asıldığımız zaman komple kazanımızı alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi o hortum buraya giriyor. Bu haznenin içinde de dediğim gibi hava filtremiz var. Şimdi bakın kas kelebeğimiz de burada. Gördüğüm kadarıyla etrafında kurumlar var. Şurada gaz kelebeğinin bakın bir mekanizması var. Bunu buradan sökmemiz gerekecek. Şurada gaz potansiyometresinin bir tane soketi var. Onu sökmemiz lazım. Bir de şurada rolanti valfinin bir soketi var. Onları da sökmemiz lazım. Daha önceki müdahalelerde bu soketlerin tırakları kırıldığı için cırtlı birleştirme yaptım. Cırt tutuyor soketleri. Yani söker takarken siz de cırtların kırılmamasına dikkat edin. Şimdi önce şu küresel mafsalı sökmekle mi başlayalım? Bakın şu küresel mafsalı şuraya tırnağımın ucuna tornavida sokarak bu şekilde ayırdım. Takarken de bu şekilde cıt diye bastırdığım zaman çalışıyor. Bakın telde veya şu mekanizmada herhangi bir problem yok. Bakın burası düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama bakın şu küresel mafsal yukarılarda falan takılıyor. Tabi buraya kadar açmışken işte bu mil, bu küresel mafsallar, telin bağlandığı kısımdaki mafsal falan hepsi yağlanıp temizlenmesi mantıklı olan bir işlem. Hep sorulan bir sorulardan biri de bu gaz kelebeğini yerde ne tutuyor bir diye bir soru geliyor. Hemen de onun bakın. Bakın tam şu parmağımın ucunda bir tane Torx civata ve Torx vida ve saç parça var görüyorsunuz. O civatayı söktüğümüz zaman o saç parçayı da alıyoruz ve komple boğazımız yerinden geliyor. Hemen o vidayı da sökeyim. Torx vida kaç T olduğunu da söyleyeyim. Tam sökmeye gerek yok. Biraz gevşettik mi öyle mi? Tamam. Babam hemen destek sağladı. Sökmeden de az bir şey gevşetmekle de çıkıyormuş. T25 Torx'u bir deniyorum. T25 gibi sanki. Evet T25. Değilmiş T25 değilmiş. Evet gevşettim. Seni şuradan çıkarız ama. Evet bu saç hem kaybolan hem de piyasada çok bulunmayan bir şey. Bakın sacı söküyorum. Sacın nasıl söküldüğüne dikkat edin. Bakın arkaya doğru kaydırdım ve aldım. Bakın şu şekilde bir parça. Onu iyi gösterelim onu çünkü soruyorlar. Tamam şöyle. Bakın şöyle bir parça. Çevir bu tarafa. Şu şekilde bir parça. Şurası deminki cıvatanın geliği yeri. Burası da gaz kelebeğini yerine basan parça. Bu şekilde bir saç. Dediğim gibi çoğu arabada kaybolduğu için bu yok. Ama kaybolmayan arabalarda da var. Bunu başka burada tutan bir şey yok. Asıldığımız zaman tabi hemen manifolduna da bir contayla tutuyor. Şöyle az bir şey ileri geri yaptığımız zaman bakın sökülüyor. Şimdi bu arkadaki rolanti valfinin cırtı var. Hemen onu da ayırıyorum. Söktüm. Bakın şu şekilde bir soket. Cırtlarla yerinde tutturuyorum dediğim gibi. Buradaki soketi de aynı şekilde sökelim. Çıkartmaya gerek yok. Dur. Şunu da alacağız zaten. Sökeceğiz sökme. Şuradan vidalardan söküp alalım. Yağlayacağız ya orayı. Şunu çıkartma. Şu vidalardan sök. Şöyle alıver. Ya burada potansiyometre burada kalacak ama. Kalmayacak işte. Şu vidayı alacağız ya şöyle. Şuradan aldığımız zaman potansiyometre ile beraber gelecek. Soketin de bakın sokette bu şekilde asıldığımız zaman. O zaman dışarıda yapalım. Bu şekilde bir soket. Evet. Bakın. Evet. Kurum dediğim şeye bakın. Bu şekilde parça. Aa bakın. MGA'ymış üstündeki rolanti valfi. Değiştirmişti zaman ya. CTS markada potansiyometre var. Evet. Gaz kelebeğimiz. Böyle bir parça. Evet. Elimle şöyle oynatırken bile takılmayı hissediyorum. Yani bunun yataklarında bir şey var belli. Biraz takılarak gidiyor. Bu arada bu kadar açmışken kesinlikle MM manifolduna bir şey düşmesin diye orayı örtüyorum. MM manifoldunun içine bir şey düşerse sıkıntı olur. Şimdi babamın dediği gibi gaz potansiyometresini sökelim.
Hem orada ne var bir onu görürüz. Hem de bunu balata spreyiyle artık düzgün bir şekilde yağlayacağız. Oynak yerlerini, hareketli yerlerini. Bakın rolanti valfimiz de buradan gözüküyor. O da bayağı kurum bağlamış. Onu da söküp temizleyebiliriz. Tamam. Evet. T20 Torx. T20 Torx da potansiyometrenin vidalarını söküyor. Şöyle motorda durduğu pozisyonu düşünürsek soket yukarı gelecek şekilde takılacak. Onu da ters takmayalım. Şöyle bir vidası var. Potansiyometreyi çıkartıyorum. Evet, söküldü. Takarken de bakın, bu şekilde takılıyor. Daha sonra biraz döndürüp öyle sıkıyoruz. Bakın kendisi şu an pozisyonuna getiriyor. Yani bunu şöyle takmayın. Bakın zaten üstte de şurasında böyle kanal gibi bir yer var. Bunun iç tarafında göstereyim. Potansiyometremizde bir sıkıntı yok. Burayı şu kanala denk gelecek şekilde sokuyoruz. Bu şekildeyken. Daha sonra az bir şey döndürüp yerine oturttuğumuz zaman çat diye ses geliyor zaten. Kendisi yerine oturuyor. Ona dikkat edin. Yani direkt böyle civata delikleri denk gelsin diye takarsanız yerine oturmuyor. Az bir şey dönük takıp sonra yerine oturtuyorsunuz. Evet, şimdi temizlik işlemine başlayalım. Önce şu rolanti valfinin olduğu kısımları falan da kurumlardan dolayı biraz temizleyeceğim. Hani genel olarak temizlik yaparım. Şu iç kısmını falan biraz temizlerim. Ondan sonra da bu artık yataklama yapan, yani burasıyla, mesela bakın şurası açık. Buradan içeri sızacak şekilde, buradan içeri sızacak şekilde biraz spreyle temizleme yapacağız. Sprey dediğim gibi hem yağlama, hem temizlik, hem de bakım özelliği var. Yani biraz var. Bak, çok az basılan yerlerde takılma devam ediyor. Orası aşınmış ama çok bastığın yerler daha akıcı. Evet. Zannettiğim kadar da kurum falan akmadı ya. Tabii canım, çok kirlenmiş ya. Nasıl sence? Yani gitti mi? Fark etti gibi. Bir de şu içini biraz da içine alalım. Bakın içinden çıkan kuruma. Sıvıgres var ya, ondan yapalım önce. Yapalım. Sıvıgres de yapalım. Aşağıda mıydı? Yok, yukarıda. Önce sıvıgres yapalım. Onu temizlesin de. Şimdi de yine Bürt'ün çok amaçlı spreyine geçiyoruz. Bak bunda yağlama yazıyor. Şimdi önce şu küresel mafsal şeklindeki parçayı şöyle biraz ayırarak söküyorum. Şu mafsal kısmını biraz yağlayacağız. Biraz beklerse o donuyor orada. Şunun kafasına şöyle yerine takıyorum bunu.
Bunu taktık. Daha sonra şu gaz telinin mafsalını söküyorum. Şu şöyle ayırdığınız zaman bakın sökülüyor. Onu da yağladım ve yerine taktım. Bir de şu oynak yer kaldı. Fark ettin mi? Onu yapalım. Evet, şurası bayağı fark etti şu an. Buradan da yapabilirsin. Evet. Biraz daha yağla istersen. Şunun içine sık biraz daha kursun kalsın. Evet, şu fark etti ufak bak. Şuraya biraz daha sık ol şuraya. Şuraya. Tamam. Evet. Şimdi aynı şekilde oraya yaparım. Şuraya, boğaza. Şimdi yağlacıyla gaz kelebeğimizin oynak kısımlarını, bakın bunun ince ucu olduğu için yere girebiliyor. Bakın mesela burası. Burası. Vallahi gördüğünüz gibi her yerini yağladık. Evet, şu an her yerindeki eşit oldu. Hissediliyor yani. Evet. Güzel. Şimdi o fazla yağı biraz bezle sileriz. Daha sonra etrafında sildikten sonra yerine tekrar montajını sağlarız. Gördüğünüz gibi bakın tertemiz oldu. Piste bariz bir fark var. Ama daha çok fark şurada oldu. Büyük ihtimalle bizim biraz da takılmasının sebep oydu. Ama illaki bunun temizlenmesi de faydalı oldu. Şimdi dediğim gibi şu fiş yukarı gelecek şekilde takıyorum. Döndürüyorum ve bastığım zaman yerine oturuyor. İki tane vidası var. T20 idi. T20 vidalarını da sıkıyoruz hemen. Karşısı zaten plastik olduğu için aşırı sıkmanın mantığı yok. Tutacak kadar olduğu zaman yeterli. Şöyle size doğru döndürüp de sıkayım. Tamam. Bu kadar sıkmak yeterli. Şimdi soketlerini takalım. Şöyle duruyor motorda. Tamam. Önce şu rölanti valfimi takalım. Önce hangisi takalım? Bakın tırnak eskiden olan ama şimdi olmayan tırnak. O yukarı gelecek şekilde yerine oturtuyorum ve cırtımızı ittirdiğimiz zaman bu zaten çıkmaz artık. Bu tamam. Atlat onu ya. Güzel. Cırtımız gevrediği için koptu. Hemen bunu da yenileyim.
Gördüğünüz gibi bu soketimizi taktık. Şimdi Roland valfinin soketini takıyoruz. Bunun kablosu biraz kısa, yeri biraz gıcık ama takılabiliyor. Evet, yerine taktım. Cırtı da yukarı doğru kaydırdığım zaman bu işlem tamam. Umarım gözüküyordur her şey. Şu an cırtımızı da taktık, soketlerimizi de taktık. Burası tamam. Bezi al şimdi. Bezi alalım, bir çalıştıralım, sesini dinleyelim. Evet, şu an yerine oturdu. Bir gelebilir misiniz? Bakın, tornavidanın ucunu takip edin. Umarım gözüküyordur. Bakın, tornavidanın ucunda bir tane bakın. Hah, tam orada bakın bir tane tırnak var. O tam gaz kelebeğini doğru pozisyonda takmanızı sağlıyor. Yani dönük takmayın diye o tırnağı oturttuk. Bakın, şu an oynamıyor. Şimdi şu sacımızı, meşhur sacımızı yerine takıyorum. Söktüğümüz gibi bakın. Tamam, şimdi oturdu. Evet, bakın. Sac yerine oturdu. Demin tam gevşetmemiştik ya o sacın vidasını, tam gevşetmediğimiz için yerine oturmadığı için saç ve gaz kelebeği sıkıntı çıkardı. Hemen geri çözdük onu. Şunu ben bir son kez şöyle bir sıkırayım. Demin gaz kelebeğini yerine oturttuğumu zannettim ama oturtamamışım. Onu da nereden anladık? Saçtan. Gaz kelebeğini iyice bastırdım. Sac yerine oturdu. Bir problem yok. Bakın sac cıvatasını da sıktık. Şu an her şey yolunda. Hemen gaz telinin mafsalını da takalım. Bunu da taktık. Oo, bak bir gaz versene bak. Evet, fark etti. Gaz. Şunu boşuna da bir çalıştıralım. Aksaklık var mı görelim. Evet, çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir problem yok. Bir kere gazımız yumuşadı ve o takılmada geçecektir diye umut ediyorum. Zaten 1-2 gün içinde tekrar uzun yola çıkacak. Çözülüp çözülmediğini de ben size cevap olarak söylerim. Şu hortumda yorumlarda, şu plastik de yorumlarda çok soruluyormuş. Bakın bu plastik şuraya oturuyor ve sızdırmazlık sağlıyor. Bu plastik olmazsa araba hava kaçırır. Şu hortumu da takmayı unutmayalım. Şöyle çevirip hortumu sokmamız gerekiyor. Görebiliyoruz bu açıdan, dur.
Evet, hortumu takıyorum. Bakın hortumumuz taktı. Şimdi aşağıdan gözüküyor mu boğazına oturdu? Evet. Evet, bakın şu an oturdu. Tamam, bitti. Bu işlem basit. Şimdi hemen cıvatalarımızı kullanacak. Bunda pul yoktu. Vardı, evet. Ver hemen. Şuradan, o buradan. Demin elimizi yaktık biraz. Filtresiz motor sesi nasıl ama? İnsanı tahrik ediyor, çok güzel bir ses. Ama ne yazık ki bu şekilde kullanamıyoruz. Tutturuyorum. Civata burada. Yer de burası. Bunlarda çok aşırı sıkmanın manası yok. Tabii yüzey alüminyum, aşırı sıkarsanız anca yalama olur. Tamam. Tamam. Zaten uzun olduğu için çok fazla sıktırmıyor. Kez gazete kontrol et, takılma falan olabiliyor çünkü. Evet, bir kere öyle bir şey başımıza geldi. Şu an arkadan tam gaz yapıp bırakıyorum. Şu an hiçbir problem yok. Bir de içeriden yapıp bırakayım. Bir kere çünkü böyle gaz takılı kalmıştı. Buralarda bir sıkıntı olursa gaz takılı kalabilir. Hiçbir problem yok. Bir de içeriden tam gaz yapıp geliyorum. Hortumumuz da bu şekilde. Önce burayı oturtuyorum içeriye doğru. Daha sonra burayı taktığımız zaman. Evet. İşlem bitti. Sesini bir daha dinleyelim hemen. Gayet güzel, problem yok. Evet, gördüğünüz gibi kısa bir video oldu. Filtre kazanımızı söktük, gaz kelebeğimizi söktük, soketlerini gördük. Filtre yokken sesini dinledik, güzel bir temizlik yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Sizde de böyle bir problem varsa siz de bu şekilde bu adımları izleyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi cıvataları herhangi bir yere düşürmemeye özen gösterin. Onun haricinde çok tehlikeli bir işlem değil. Biraz da motor sıcakken yapmamaya özen gösterirseniz sevinirim. Bu işlem bu kadardı. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet baba, gazın yumuşaklığına bak bakalım. Evet, fark var ufuk. Fark var. Hadi bakalım.